Ermenistan'ın Kelbecer ve Laçın'da yaptığı büyük çaplı saldırılarına karşılık başlatılan operasyonda Ermenistan'a büyük darbe vuruldu. Muzaffer Azerbaycan ordusu, alçakça saldırılar gerçekleştiren Ermeni askerlerine demir yumruk indirirken Ermenistan bir günde büyük kayıplar verdi. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın birçok askeri aracı imha edilirken 12 Ermeni asker ise yakalanarak esir alındı. Ermenistan'ın 24 askerle irtibatı kesilirken Ermeni medyası 30'dan fazla askerin öldüğünü kaydetti. Azerbaycan ordusu önemli bazı noktaları ele geçirirken Azerbaycan ordusundan korkan onlarca Ermeni asker ise mevzilerini bırakarak arkalarına bakmadan kaçtı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın saldırılarına gereken cevabın verildiğini söyledi bölgede yaşanan çatışmaların ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charlie Michel, İlham Aliyev'i aradı. Görüşme sırasında Michel, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki olaylardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Michel'in sınır olaylarına ilişkin çağrısına yanıt olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni tarafının defalarca Şuşa, Laçın ve Kelbecer yönünde askeri provokasyonlara başvurduğunu ve son büyük çaplı Ermeni saldırısının gerçekleştiğini söyledi. Azerbaycan tarafından yaralananların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ermenistan'ın provokasyonlarına yeterli yanıtın verildiğini vurgulayarak durumun tüm sorumluluğu Ermenistan'ın askeri politik liderliğine aittir dedi. Eski Türk askeri Ateşe Yücel Karaos, Azerbaycan ordusunun Ermeni müdahalesine ve ülke sınırlarındaki terör eylemlerine karşı aldığı tedbirlerin uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. Uzun ve zahmetli bir süreç yaşandığını belirten Karaus, Ermenistan daha önce olduğu gibi asıl amacının barış ve istikrar olmadığını bir kez daha göstermiştir. Provokasyon faaliyetleri yürütürken yanlış bilgi yayarak provokasyonların Azerbaycan tarafından yapıldığını gösterircesine Rusya, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Agitmis grubu eş başkanlarını yardıma çağırdı. Ancak bu tür hileler modası geçmiş ve dünya Ermenistan'a dikkat etmiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerekli adımların atılması halinde Ermenistan ile bir barış anlaşmasını görüşmeye ve imzalamaya hazır olduğunu defalarca dile getirmesine rağmen Ermenistan süreci uzatmaya çalışıyor. Karabağ aşiretine mensup insanlar Azerbaycan'ın zaferini hazmedemezler ve süreci durdurmak ve silahlı bir çatışmaya kadar uzatmak istiyorlar. Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan'ın provokasyonlarına ve terör eylemlerine yanıt vermelidir. Bu bir zorunluluktur aksi takdirde düşmanın terör eylemlerini engellemek mümkün olmayacaktır dedi. Son yaşananların Ermenistan'ın aklının yerinde olmadığının bir göstergesi olduğunu, bunun devam etmesi durumunda Ermenistan'ın daha ağır bir yenilgiye uğrayacağını vurgulayan Karus, 44 günlük savaşın ardından aklını yitiren Ermenistan, son iki günde daha büyük çapta provokasyonlar yapmaya çalıştı. Şamlı Azerbaycan ordusunun yanıtıyla geri püskürtülen düşman, çok sayıda insan gücü ve teçhizatını kaybetti. Bu tür terör eylemlerinin üçüncü bir savaşa yol açacağını düşünmüyorum. Çünkü Ermenistan Azerbaycan'ın önünde duramaz ve milli güçleriyle savaşamaz. Savaş sırasında Ermeni ordusunun yüzde altmışı yok edildi. Onu restore etmek yıllar alacak. Bu nedenle Ermenistan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü ve Rusya'dan yardım istedi. Ama Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün de Ermenistan'ın bu oyununun farkında olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Azerbaycan, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için uluslararası hukuka uygun askeri, siyasi ve diğer faaliyetler yürütmektedir ve bu devam etmelidir diye konuştu. Azerbaycan sınırında provokasyon yapıp, saldırı yapıp, ağır darbe aldıktan sonra geleneksel olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmesinin detayları belli oldu. Ermeni Başbakanı Paşinyan, Putin'e ilk olarak Rusya-Ermenistan stratejik ortaklığının büyük önem taşıdığını söyledi ve bu işbirliğinin özellikle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki olayların arka planı ile alakalı olduğunu kaydetti. Paşinyan daha sonra sınırdaki olayı Azerbaycan tarafının saldırganlığı olarak sunmaya çalıştı ve ardından masaya geri dönülmesi için bir mesaj gönderdi. Ermenistan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada Paşinyan, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarla Ermeni tarafının verdiği taahhütleri yeniden teyit etmiştir denildi. Paşinyan'ın Rusya'nın 10 Kasım tarihli açıklamasının özellikle iletişimin açılması ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından kalıntılarının çıkarılması gibi bazı hükümlerine uymadığını hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca sınırların belirlenmesine ilişkin önerileri dolaylı olarak reddediyor. Bu nedenle 9 Kasım 2021'de Moskova'da yapılması planlanan üçlü toplantının yapılmadığı da iddia ediliyor. Siyasi analist Rauf Mirkadirov, Ermenistan'ın Kelbecer ve Laçın'da yaptığı saldırılarını değerlendirdi. Bu çatışmaların 2. Karabağ Savaşı'ndan önce gerçekleştiğini ve bugün de devam ettiğini belirten Mirkadirov, burada tarafların farklı çıkarları var. Ermeni tarafı, sınır konusunda yeterli kararlılık göstererek, toplumun 44 günlük savaştaki yenilgisini unutmasını istiyor. Azerbaycan'ın çıkarı, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkesin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, çatışmayı çözmek veya ilişkileri normalleştirmek için hiçbir adım atılmamış olmasıdır. Azerbaycan bunu söylerken sınırların çizilmesini ve Ermenistan ile bir barış anlaşmasının imzalanmasını öngörmektedir. Her iki tarafın da çıkarlarını sürdürmek için sınır çatışmasını kullanması mümkündür dedi. Bu çatışmada üçüncü tarafın Rusya olduğunu belirten uzman, sınırdaki olaylar, gerilimler ve askeri çatışmalar her halükarda Rusya'nın çıkarınadır. Rusya'nın iki ülkenin sınırlarını kontrol etmek için sınır çatışmalarını kullanmak istediğini göz ardı etmiyorum. Yani mevcut barışı koruma misyonu Azerbaycan-Ermenistan sınırı için de geçerli olacak. Sonuç olarak Rusya'nın çatışmanın her iki tarafını da etkileme yeteneği artacaktır. Aynı zamanda bölgenin tam kontrolünü ele geçirme olasılığını daha da güçlendirecektir. Rusya'nın Ermeni ordusundaki etkisinin çok büyük olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca Azerbaycan silahlı kuvvetlerinde de bir miktar etkiye sahipler ancak Ermenistan düzeyinde değiller. Ermeni ordusunun komuta kadrosunun çoğu Rusya'da okudu. Onlar bu ülkenin askeri politik seçkinlerine entegre olmuş insanlardı. Orduyu bu general ve subaylardan temizlemek kolay bir iş değil, yıllar alacak. Ermeniler, Azerbaycan ve diğer Sovyet sonrası ülkelerin aksine çocuklarını Rus askeri okullarına gönderdiler. Azerbaycan'da önemli sayıda genç subayın Türkiye'de eğitim gördüğü bilinmektedir. Ne yazık ki bu gerçek Rusya'nın etkisini azaltmıyor. Savaştan sonra toplumda Türk eğitimli generallerden birinin Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un yerine atanacağı beklentisi vardı ama bu olmadı. Her halükarda Azerbaycan ordusunda NATO standartlarına göre eğitilen subay sayısı diğer taraftan kat kat fazladır diye konuştu bölgedeki olayların uzun vadeli ve tam ölçekli bir savaşa yol açmansın çok yüksek bir ihtimal olmadığını belirten uzman, bölgede İran dışında hiçbir gücün geniş çaplı askeri operasyonlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu ne Azerbaycan'ın ne de Ermenistan'ın çıkarınadır. Mevcut çatışmalar topyekün bir savaşa dönüşürse bu iki ülke arasında bir savaş olmayacaktır. Bölge ülkeleri de bu savaşa müdahale etmek zorunda kalacak. Tabii ki Azerbaycan ve Ermenistan'ın kaynakları çok farklı. Azerbaycan ordusu daha güçlü, iyi eğitimli, iyi teçhiz edilmiş ve ekonomik kaynaklarımız savaşı uzun süre sürdürmemize izin veriyor. Ancak Ermenistan'ın Rusya'nın ileri karakolu olmaya devam ettiğini ve stratejik olarak Moskova'nın güney Kafkasya'daki ana referans noktası olduğunu unutmamalıyız. Aynı zamanda bölgede en büyük etkiye sahip olan Ermenistan'dır dedi. Savaşın tırmanması halinde Rusya'nın Ermenistan'ın savaşına katılmasının muhtemel olduğunu ifade ederek böyle bir adım atılırsa Türkiye'nin sürece katılımına bir ölçüde tanık olabiliriz. Ancak Türkiye'nin hangi ölçekte, hangi kaynaklarla ve nereden müdahale edeceğini şimdiden söylemek zor. Bu senaryodaki süreçlerin gelişmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine son derece ağır bir darbe olabilir. İki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarına, öngörülere, Batı'ya karşı ortak işbirliğine son verebilir dedi.